Bahçedevler ilçesinin kalbine saplanan Alçer Memorial Hastanesi. İstanbul'da bilinen köklü kuruluşlar yıllar önce hiç imar olmayan yerlere küçük denecek ölçüde imar verip sonra bu imarın artırılarak daha yüksek bir bedelle başka firmalara satmak moda oldu. Bu yöntemi Sabancı Holding'i ilk olarak Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde yapılan Marmara Forum'un yeri için Carrefour'sa mağazasına imar aldı. Daha sonra bu aldığı imar hakkını yüksek bir bedelle Hollanda firması Multi Corporation'a satmıştı. Sabancı Holding aynı formülü bu sefer Bahçedevler ilçesinin girişinde yıllar önce Carrefour'sa için imar alıp mütevazi bir bina yapmıştı. Daha sonra bu yeri ciddi bir menfaat karşılığı Memorial Hastanesi'ne verdi. Burası imara uygun bir lokasyon değildi. Ancak söz konusu ülkemizin iki güçlü kuruluşu olunca akan sular durdu. Halkın ulaşım hakkı, trafik sıkışıklığı hak getire. Her şey rant için feda ediliyor. Oysa burada bu imar verilmeyip Bahçedevler, Güngören, Bağcılar'a gidecek olan araçlar için güzel bir yol ve çevre düzenlemesi yapılsaydı, her gün milyonlarca insanın hayatı kolaylaşacaktı. Çevre, şehir ve seyahat özgürlüğü kimsenin umurunda değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli kimse benim adımı kullanıp beyefendi şöyle dedi, külliye böyle istiyor gibi sözlere benim adıma konuşmasın. İstanbul başta olmak üzere medeniyetimize uygun olmayan yapılar yapılıyor diyerek yüksek sesle itiraz etse de rant aşkı kimseyi dinlemez oldu artık. İstanbul Times yayın grubu olarak 7 Mart 2016 tarihinde 5715 sayılı dilekçemizde Bahçedevler Memorial Hastanesi için bilgi edinme yasası gereği sorular sormuştuk. Aradan 4 ay geçtiği halde cevap verilmediği için 16 Haziran 2016'da Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne neden cevap vermediklerini sormak üzere yeni bir dilekçe yazdık. O zaman Mustafa, bir hafta içinde cevap vereceğiz dilekçeyi işleme almayalım dedi. Ancak daha sonra bu şahsın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hem işine son verilmiş hem de cezaevine gönderildiğini öğrendik. Bu gelişmeden sonra insanın aklına acaba Memorial Bahçedevler Hastanesi FETÖ PYD tarafından korunup kollanmak için resmi dilekçemize 2 sene gecikmesine rağmen cevap vermemiş olabilirler mi ihtimali gelmiyor değil. Hüseyin Bey, daha önce İstanbul'un kibir kuleleriyle alakalı çok program yaptınız. Şimdi de buradayız, neler söyledik? Evet, şimdi önünde bulunduğumuz Memorial Hastanesi'nin Bahçedevler Şubesi. Burası gerçekten Güngören, Bahçelievler, Bağcılar'ın giriş kısmı. Yani trafik zaten E5'te sabah ve akşamları felç. Daha önce buraya Sabancı grubu için Carrefour'a verildi. Küçük bir yerde. Tabii bu uygulanan bir yöntem. Aynısı Bakırköy Marmara Forum'un orada yapıldı. Carrefour'a küçük bir imar izni verildi. Daha sonra her ne hikmetse Carrefour'sa kendi imar hissesini büyük firmalara vererek devasa yapılar yapıldı. Bu çok uygun bir bina değil. Yani yolun kavşak noktasında yapılmış bir bina. Trafiği felç ediyor. Yani ben İstanbul halkının yaşamını tehlikeye atan binalara 2009 yılından bu yana karşı çıkıyorum. Tabii bir tek ben karşı çıkmıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tip İstanbul'un yapısını bozan binaları gördüğü zaman isyan ediyor. Ama demek ki gücü yetmiyor ki bu binalar halen yapılıyor. İstanbul'da bunun çok sayıda bina var. Memorial'da Bahçelievler'in, Güngören'in ve Bağcılar'ın trafiğini aksatacak bir lokasyona yapıldığı için ben bunlara itiraz ediyorum. Buraya bu imarları verenler mutlaka yargılanmalı diyorum. Bahçelievler Belediyesi, işte başka izin kim vermişse mutlaka bunun hesabını vermeleri lazım efendim. Hastanenin yerine ne yapılsaydı kamu yararına olurdu? Tabii ki çok doğru bir soru. Bakınız gördüğünüz yerde giriş var. Çocuk Esirgeme Kurumu hemen yanı başındayız. Burası halk odaklı, trafik sirkülasyonu rahatlatacak yeşil alan ve çevre yapılması lazımdı. Yani burada hastane imar vermelerine hiçbir gerekçesi yok. Burada hemen yaylaya çıkıyor. İlerisi Güngören, daha ilerisi Bağcılar. Burada trafik rahatlatılabilirdi. Tamamen yeşil alan ve çevre düzenlemesi olabilirdi burası. Öyle bir yerdi zaten daha önce. Son yıllarda imar verildi efendim. İki sene önce Bahçedevler Belediyesi'ne bilgi edinme yasası kapsamında 10 tane soru sormuşsunuz. Ama cevabı henüz gelmedi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Evet, şimdi belediyenin de bu projenin sahiplerini koruduğu izlenimi var bende. Ben iki sene önce 7 Mart 2016'da dilekçemi verdim.
4 ay sonra gittim. Neden gelmedi? Bir hafta içinde cevap gelecek dediler. O cevap da gelmedi. Geçen hafta yine gittim. O cevap vermesi gereken kişinin FETÖ terör örgütünden dolayı tutuklandığını ve Silivri'de yattığını. Benim de aklıma şu geliyor. Acaba bu binaya imar izni verilmesinin FETÖ ile alakası var mı yok mu? Mutlaka araştırılması lazım. Çünkü sorulara cevap vermesi gereken Mehmet isimli kişi, soyadını şimdi söylemek istemiyorum, cezaevinde olduğu söylendi. Halen sorularının cevabını ben bekliyorum efendim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, son olarak İstanbul'un 39 ilçesi var malum. Ben de kitap yazdım, İstanbul'un Kibir Kuleleri 1 diye. Her ilçede 2 proje seçiyorum. Bahçeli Evler'de seçtiğim proje Memorial Hastanesi ve Karat 34. Bunları da kendi hem sergimde hem kitabımda bahsedeceğim. Buraya imarın olmaması lazımdı. Buranın komple biraz önce saydığım ilçelere çevre düzenleme ve yeşil alan yapılması gerekirdi. Yani mutlaka buraya imar izni verilen kimse, belediye başkanı mı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı ya da başka birisi mi, mutlaka bunun hesabını vermeleri lazım. Halkın seyahat özgürlüğü engellendi. Milletin yaşamı engellendi. Yani yanlış bir şey. Hastane lazım ama buraya değil. Yani çocuk esirgeme kurumunda bir bölüm ayırsalardı, buraya yol yapsalardı, çevre düzenlemesi yapsalardı, hastane oraya yapsalardı. Buraya hastane uygun değil diyorum. İddiam bunun yanlış bir proje olduğunu ve halkın yaşamını olumsuz etkilediği yönündedir. Ben teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Bizi takip etmeye devam edin.